Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Fenerbahçe Galatasaray derbisine nasıl çıkacak? Galatasaray'ların bir sürprizi var. Galatasaraylılar bizim Galatasaray'ı kızdırayım mı? Ya tamam, Ankara Gücü maçında bu iş biter. Ben sana söyleyeyim ama içimden böyle bir Galatasaray Fenerbahçe'yle bu şampiyonluk mücadelesi nihayetlensin de istiyorum. Galatasaray'la kızacak yöneticiler falan. Yok, güzel bir şey söylüyorsun. Kızacaklar ama ya içimden belki de Galatasaraycılık değil, televizyonculuk galip geliyor. Bunu da itiraf ediyorum. Ankara Gücü maçında bir yol kazası ve Fenerbahçe Galatasaray maçıyla belirlenen Galatasaray'ın 2 puan önde gireceği bir Fenerbahçe maçı 4 Haziran'da oynanacak değil mi Ertemciğim? Evet. 4 Haziran'da oynanacak. 28 Mayıs'ta ikinci tur seçim var. Ya 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı belli olacak. Rasim, bir soru sana. 4 Haziran'da Fakat. 4 Haziran'da da Galatasaray Fenerbahçe maçıyla bu iş belirlen. İçimde Galatasaraylılar kızacak kardeşlerim ama ne güzel bir final olur be. Ne güzel bir şampiyonluk aslında olur. Aslında biliyorsunuz bana kain dersiniz ama ters kolpadan kainindir. Fener şampiyon olacak dedi, %99 olamadı. Hocam tahminleri de yanılıyor. Güzel, olabilir o. Ya da tahminden de yanılıyorsan benim burada işim ne? Mustafa Gülaç diyorum sana. O zaman ben borsa kaini, iddia kaini, bilmem ne kaini olarak New York'taki bir şeyde korumalarla oturuyorum. Yani, dur, yeni teoriden anlat şimdi. Yeni teori. Çok uzun yıllar önceydi. Yıl 1993. Galatasaray 15 numaralı Ankara grafik. Gücünü 15. Ankara'da 8-0 yendi. Zalat. Kaleci Zalat. Allah müstakil versin. Hakemdir, hakemdir. Bir hafta önce Galatasaray Beşiktaş maçını ben yönettim. Bir hafta önce, bitimden bir hafta önce. Ay çok iyi hatırlıyorum. İnönü'de 1-1 bitti. 1-1 bitti, bravo. 1-1 bitti. Son haftaya puan puana girdiler. O zaman ikili avaraj falan yok. Yo. Kim önünden yerse, kim abi fazla ya atarsa. Aralarında da 3 avantaj falan avaraj Galatasaray lehineydi. Tamam. Beşiktaş İstanbul'da Gençler Birliği ile oynadı. Galatasaray'da Ankara'da Ankara Gücü. 8-0. Zalat 8 tane gol yedi. Daha doğrusu 4-5'ini Zalat yedi. Çıkarttılar. Sonra çıkarttılar, gelen yedi. Arif olabilir senin arkadaşın. Şimdi Zalat 5'ini çıkarttı. Galatasaray'ın çıkışı o zaman başladı. Tabii. 93 yılının Feldkamp Mayıs ya ayı. Feldkamp hocam. 1900... Çok yatıyor. Demek ki Ankara Gücü, Galatasaray 8-0'lık maç Galatasaray tarihinde bazı şeylerin mirengi noktası 0 kilometresi. Peki hocam sana bir soru. Zalat maçı satmış mıydı sen? Bak şimdi başıma gelen bir olay söyleyeyim. Belgrad'da bir milli maça gittim Yugoslavya'ya. Dev gibi bir adam geldi. Ama obez. Ulan bu ne dedim? Leşker gibi bir adam. 180 kilo. Ben önce ne zannettim biliyor musun? Yugoslavların bir ağır çiklet güreş şampiyonu var. Aa, onu, o... Ahmet abi merhaba dedi bana. Sen kimsin Türkçe, dedim ya. Türkçe. Türkçe. Ama şive. Şive Yugoslav şive. Rumeli şivesi. Ahmet abi merhaba dedi. Sen şok. Öyle adam ama. 1.95. Lan kim bu diyorum. Yarakenlere falan baktım. Belgrad'da oluyor. Belgrad'da böyle bir restoranın girişinde oluyor. Evet, evet. Lan korktum, 150 kilo. Belki de 200. Evet. Çok kilo almış ama kilo böyle Amerika'daki o yağ tulumu gibi değil. Değil. Eski böyle pehlivanlar, alterciler gibi. Kalınlaşmış. Spor altyapısı var. Kalınlaşmış. Abi dedi ben Zalat. Aa dedim, Zalat ne haber? Hoş geldin abi dedi. Bitya yok. Abi dedi namusum şeref bende var. 2 çocuk veya 3 çocuk. Maçı satmadım. Namus, şeref. Maçı satmadım. Ben Ankara Gücü Galatasaray maçında taksirat yok, günah yok dedi. Ama Beşiktaş Zalat'ı şimdi sildi tarihinden. Ha bak, Zalat yıllar abi sonra beni Belgrad'da buluyor. Zalat topu bırakmış, 150 kilo olmuş. Tipika içmiş, o yakış, çok yakışıklı bir adamdı. Mankenliği zor olmuş. İyi kaleci. İyi kaleci. İlk lafı bana, abi bir ihtiyacın var mı? Yok Zalat, bende var 3 çocuk veya 2 çocuk. Onların hayatı için... Ben maçı satmadım. Maç kötü bir şey yok dedi. Tamam Zalat, niye bana bence bunu söylüyorsun? Aynı şeyi bana yalnız şeyde yaptı. Bir Rumen kaleci vardı. Bursa Spor'un. Datku mu? Hayır. Nitu. Olabilir mi Rumen? Nitu değil. Neydi o da beni Bükreş'te milli maçta buldu. Daha ilk lafı. Abi ben Trabzon Bursa maçını satmadım dedi bana. İlk lafı buydu. İlk lafı. Evet, ilk lafları. Bak ne kadar. Ha, şimdi buradan
Suç peki, biliminde senin, bir şey vardır. Suç kokun, biliminde. Çok anılara girmeyelim. Tamam, ne oldu? Suçtum. Gündem düşüyorum. Sen dur görüşüyoruz siz. Zalat'ı çok, sen görüşüyorsun. Doğru abi, boş çok yapıyoruz. Çok gündem düşüyoruz. Zalat'ı var ya 1788. Doğru, kez açmıyorum ne olursunuz. Hiç vallahi hocam anlattın. Belgrad'da. Rasim ondan sonra burnuna ne koku geliyor diyor hocam ondan sonra. Bir dakika ya. Oğlum fikri söylesin bak soruyor millet. Zalat sence macı saktı mı? Net ol. Hayır. O, vücut dilinden masum olduğunu hissettim. Masum olduğunu hissettim. Ya hocam. Şimdi. Hocam Zalat'la röportaj yapmak için Antalya'da 3 sene önce 4 sene önce gidip Devrim abiye dedim ki Devrim abi bak dedim Zalat'la nasıl röportaj yapacağız dedim. Türkiye Spor Yazarları Derneği falan orada. Kamptayız hep beraber. Zalat da orada. Rıza Hoca falan orada. Rıza Hoca Çaykur Rizeli'nin teknik direktörü. Zalat da orada konuşuyorlar. Muhabbet ediyorlar. Zalat'ın yanına gittim. Zalat programı seyrediyor. Gelmişler oraya. Türkçe misafir olarak gelmişler. Zoran Sivancı da Türkçesi. Bir takımda falan beraberler böyle. Gelmişler Türkçe konuşuyoruz. Ben Zalat'a hocam bir saat sonra Zalat'la kol kolayız böyle omzuna yatmışım. 4 sene önce röportaj yapabilmek için. Küçükken, küçükken herkes Metin Ali Feyyaz olurdu. Ben sırtıma Zalat yazdırırdım falan diye böyle Devrim abi var ya mikrofonu attı gitti. Rıza Hoca diyor ki senden çok korkuyorum diyor. Bu nasıl bir şey diyor ya ben ilk defa Zalat olan birini gördüm diyor. Hocam var ya bak yerlere yattım yine Zalat bile inanmadı bence. Ama röportaj yapmak için. İnanılır mı ya? İnanılır sen Zalat'la oynamışsındır karşılığında. Oynadı. İnanılır mı ya? Şimdi Abdülkerim abi demin ki grafiği bir ekrana getirebilir misiniz? Bir futbol adamı olarak Fenerbahçe değil Galatasaray'ın Ankara gücüne yenilme ihtimali mi daha yüksek ya da puan kaybetme sizin pencerenizden ya da Fenerbahçe'nin Antalya Spor'a puan kaybetmesi mi? Ankara gücü maçı deplasman, Fenerbahçe maçı içeride. Bu maçlar aynı gün mü oynanacak? Yok galiba. Hepsi salı günü. Salı. Hepsi salı günü. Hangi salı günü? Seçimden sonraki salı günü. Bu hafta yok. Seçimden sonraki 30 Mayıs. 30 salı Mayıs günü salı. Bu iki maç aynı anda mı? Aynı gün aynı saatte. Aynı saatte. Aynı saatte. Evet. Valla bence... Yani Galatasaray'ın Ankara gücüne yenilmesi demeyelim ama Galatasaray'ın Ankara gücüne puan bırakması. Ama berabere kalma. Berabere bile kalsa Galatasaray şampiyonluğu bana da öyle. Evet, ben de zaten öyle diyorum. Yani Galatasaray'a bence beraberlik de yeter. Yeter. Çünkü Fenerbahçe kazansa bile puan farkı 3'e düşecek. 3'e. Nefs statında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 3 farklı yenmesi... Çok zor. Yani mümkün ama değil. 2 puanla yani girerse çok, tabii gerçek bir final. Eğer Galatasaray yenilir ama bir şey söyleyeceğim. Tabii ki mantıklı baktığımda Fenerbahçe iç sahada oynayacağı için bir de ligde hiçbir iddiası kalmamış Antalya maçını kazanması daha mantıklı. Kesin. Ankara gücü her ne kadar Ümraniye'yi dün Ümraniye'yi yenip rahatlasa bile Ankara gücünün hala küme düşme tehlikesi var. Eskiden de olsa teşvik primleri uçağına var. Küme düşme tehlikesi var. İçimden bir ses. Hocam bir dakika. İçimden bir ses. Bu hocam ama. Muştera ve Ankara gücünün hala küme düşme tehlikesi var. Ama Ankara gücü Galatasaray'dan puan alırsa son maçlara bakmadan kümede kalması hemen hemen kesin olacak. Dolayısıyla Galatasaray Ankara gücü maçı daha zor geçecek. Ama maçın favorisi şampiyonluğunu ilan edeceği için o maçta Galatasaray'dır tabii ki. Ama Galatasaray Ankara gücü maçı Galatasaray için Fenerbahçe Antalya maçı Fenerbahçe için baktığımızda Fenerbahçe'nin biraz daha kolay... Galatasaray'ın maçı deplasmanda. Yani Ankara sembolik gücü, oynanması şu daha zor bir maç diyorum oynayacak. Ben de Galatasaray yenilir diye biliyorum. Ertem'ciğim. Yani, ya bak bir şey olacak o Ertem maçta. Ertem bir kere Galatasaray yenilmesini istiyor. İstemiyorum. İstiyor çünkü içimden... televizyoncu olarak 4 evet. Haziran'da final yayını yapmak istiyor. Hocam da diyor ki hiçbir şey olmamış olsa dahi Ankara gücü... Galatasaray yesin. Kabul hayır Galatasaray yenilir de Fenerbahçe'de bir hastalık var ya onlar da Antalya'ya berabere kalır Antalya'yla. Sen merak etme. Hiçbir şey. Bir şey söyleyeyim çocuklar. Çocuklar Ankara gücü Galatasaray maçları tarihte sakın. Hiçbir şey olmamış olsa bile Salı günü Ankara gücü Galatasaray maçında bir şey olacak. Bak Ali İhsan Çakar. Bir dakika. Ali İhsan Yavuz muydu beyefendi? Sakarya milletvekili. Uzun boylu. Tabii. Tamam. Selamlar. Sayın Yavuz. İyi adamdır. Ankara gücü Galatasaray maçında hiçbir şey olmayacak olsa bile... olsa dahi... bir şey olacak. Eyvah. Evet anket yaptım Ertem Şener Twitter hesabından. Neymiş? Şu an acayip geliyor herkes. Galatasaray Ankara gücüne yenilir. Fenerbahçe Antalya Spor'a kaybeder. Şey hangi var? İhtimal daha yüksek? Galatasaray yenilir mi? Fenerbahçe kaybeder mi? Hangisi? Şu anda Fenerbahçe kaybeder diyenler %70.2. Galatasaray kazanırsa Fenerbahçe kazanır. Galatasaray puan kaybederse evet biz Antalya'yı yenemeyiz. Fakat evet şu ya. Olabilir tabii. Evet Ankara gücü 90'da golü atar. Galatasaray'ı yener. Fener 90'da
taç atışından o Ezel'in attığı gibi golü yer. Orada da kaybı. Pederin böyle özellikleri var. Peki Abdülkerim abi. Galatasaray Ankara Gücü'ne yenildi. Fenerbahçe Antalya'yı yendi. Efendim, 2 puana indi. 2 puana indi. Galatasaray Ankara Gücü'ne yenildi. Fenerbahçe Antalya'yı yendi. Kaç tane kardiyologla seyredersin maçı? Ben seyretmem ki. Hocam bak, birçok Fenerbahçeli Galatasaraylı kalp krizi geçirdi bak. Allah korusun ama. Ben hocam o maç seyredilir mi ya? Bir dakika, benzeri maçı affedersiniz. Yıllar önce o 2011'in şeyinde son maç Fener Galatasaray değil miydi? 0-0 bitti, Galatasaray şampiyonu. Kadıköy'de. Hocam burada Fenerbahçe'nin Nef'te kupayı kaldırması ne demek? Galatasaray kaldırdık Fenerbahçe'de. Tamam işte buradan şu oluyor o zaman. Dak men dakka dukka. Bir ne demek Arapça bu? Dur da. Her şeyin karşılığı var. Eden bulur. Eden bulur. Men dakka dukka. Tercüme edin. Arapça bilmiyorum hocam. Men dakika dukka dedin. Eden bulur. Eden bulur yani. Eden bulur veya işte bir sana bana falan gibi bir şey. Men dakika dukka. Bugün sana yarın bana. Fakat onu da Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendi hocam. Ben ondan öğrendim. Men dakika dukka. En kalbi duygularımla cümlesini de ondan öğrendim. Tabii. Böyle yani ondan öğrendik. Tabii. Şimdi Galatasaray Ankara Gücü'ne yenilir. Fenerbahçe Antalya Spor'a kaybeder. Hangi ihtimal daha yüksek? Galatasaray yenilir diye işaretledim ben. %29.7 Fenerbahçe kaybeder. %70.3. Ya ben açılan sandık sayısı kaç bakayım? Açılan sandık sayısı 2036 şu anda 2 dakika içinde. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray derbisini hangi formayla çıkacak? Şimdi daha gerçekçi bir şey var. Fener mi? Aslında çok Fenerbahçelilerin canını acıtacak bir anket açıyorum. Tabii saygısız değil, can acıtıcı. Niye? Üçüncü olabilir. Fenerbahçe için şampiyon olmak mı daha zor? Ne? Üçüncü olmak mı daha kolay? Ay. Çünkü Beşiktaş iki maçını da kazanırsa, Fenerbahçe Galatasaray'a Nef'te kaybederse Beşiktaş ikinci oluyor. Evet. Matematiği anlatayım mı? Şimdi dün tabii doğru diyorsunuz. Fenerbahçe 4 puanla hocam, ikinci oluyor. Hocam bunu zaten herkes yazılıyor, çiziliyor da. Puan puan olup ikili avarajdan Beşiktaş çıkıyor. Beşiktaş'ın iyi. O tamam. O biliniyor da şu var ama. Evet. Şunu söyleyeceğim ben mesela. Dün Ertem bize burada lig sonunda takımların nerelere katılacağını anlattı. Evet, tamam mı? Konferans şampiyonlar. Yani ikinci gibi olmakla üçüncü olmak arasında eğer ikinci Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamıyorsa ne farkı var ikinci olmak? Prestij. Çünkü şöyle bir bakana. Fenerbahçe taraftarı için şampiyon yani olduktan sonra 13. bitirdim size. Aynı puanı almış. Size Türkiye'de bu 765 bin kilometre karalık yerdeki evet makarayı söyleyeyim. Evet. Mesela Kırşehir'de bir kahvede. Evet. Yomra'da, Trabzon'da bir restoranda. Şunu diyecekler. Şimdi Galatasaraylı adam, manav, Fenerbahçeli bakkala diyecek ki, ulan reis diyecek. Ulan Temel, şampiyonluğun en büyük adayıdırız. İkinci bile olamadınız diyecek. Bu bir makara konusu. Hocam bir şey söyleyeceğim. Makara konusu. Hocam Fenerbahçe'nin tamam prestiji mi kaldı? Beşiktaş'a yenildi sahasında. 4-2 yenilmiş. Ne prestiji yani? Üçüncü olsa ne olur? Dördüncü olsa ne olur? Reklam. Acil. Reklama girme. Ya istemiyorum. Reklam. Acil. İkidir yapıyorsun bu saygısını. Acil hocam. İkidir yapıyorsun. Dikkat et. Dikkat et. Hocam acil. Evet sevgili seyirciler, hocam Batman Petrol Spor'la ilgili bir şikayet geliyor sürekli olarak. Bana Batman Petrol Spor'un yaşadığı. Ne olmuş patrona, biz bir şey mi yaptık? Olay var, görüntüyü veremiyoruz. Bir taç atışı kullanılıyor. Bir haksızlık edilmiş. Taç atışı kullanılıyor. Evet. Ondan sonra evet, taç atışından sonra yardımcı antrenör galiba kenarda birisi bir futbolcuyla konuşuyor. Koyalım Ertem. Evet. Hayır, veremiyoruz. Ben onun göreyim cezası, bakayım, tercüme edeyim. Vereceğim hocam sana, atacağım ben görüntüyü. Bir bakalım. Onu lütfen sonra bir ara konuşalım, zamanımız. Ertem'im şunu bilmiyorum, öneriyorum hazırlığına, bizim benim üstadlarımsınız. Eğer 30 Mayıs'ta Galatasaray şampiyonu netleştirirse, bilmiyoruz. Özellikle son hafta sevgili Ertem'im, TFF bir de ortalık karışmış durumda. Bizim Göztepe'liler, Bodrum Spor, Pendik Spor, Sakarya, değil mi? Eyüp, bizim Arda'nın yönettiği. Belli oldu ama işler değil mi? He? Belli oldu orada. Belli oldu playoff ama oradaki maçların da üzerinde konuşalım. Orada bize Bandırman'ın hakkı yenmiş. Ben gördüm yani maçları izledim. Özetleri seyrettim yani. Ama olacak abici artık. Geçti gitti yani. Ne oldu? Nasıl ne olacak yani? Yani TVB1'de çok daha büyük katliamlar yapılıyor şimdi, da konuşmuyoruz galiba. Evet. Ama, şimdi değil mi? Ben seyrediyorum maçları. Heh, sen TVB1'de daha güzel de TRT Spor. Neler oluyor? Neler oluyor? TVB1'de neler oluyor? Süper Lig'de olanların neredeyse iki katı oluyor. Evet abi. Ama tabii ses getirmiyor. Yani çünkü herkes Süper Lig'e
odaklanıyor. Yani büyük camialara odaklanmış, evet. Ki oralarda neler oluyor? Aklına ki TFF 2 daha beterdi. Çünkü bir TFF 1 en azından televizyonda yayınlanıyor. Tabii tabii. Öbürleri. Ooo TFF 2. Şimdi bir hiç konu içinden çıkamazsın. Ben 8-10 yıl oralarda çalıştım. Çalıştın. O liglerde çalıştım. Sen 2'de çalıştın değil mi? 2. ligde. Çok çalıştım. Rezalet mi abi başlasın? Ya sen ne diyorsun ya? Bir özetle bize. Ya dedi. Mümkün değil ya. Futbol falan yok mu? Ya ne diyorsun bana? Ona bir başka bir program açarız. Düşün işte bizim Türkiye'de rezil hakemler dediklerimizin daha beterleri, daha acemilerini düşün. Sen hocalık yaptın o liglerde. Bir de Anadolu'da bazı işte deplasmanlara gidiyorsun. Yani kurbanlık koyun gibisin. Bekliyorsun ne zaman penaltı verilecek. Anadolu'da anlatıyorlar değil mi? Tabii ki aynen öyle. Ne zaman hani bir an önce çabuk yenilelim de dönelim dediğin deplasmanlara. Ben bu Batman Petrol olayı diye bir şey hocam, görmedim. Ona bir bakarız. Hocam, Galatasaray'ın transferde gündemde, Fenerbahçe'nin gündeminde, Beşiktaş'ın gündeminde kimler var? Söyle. Şimdi Trabzonspor'da çok ciddi çalışmalar yapıyor. Artur Başkan çok da başarılı bu sene gibi bir başarısızlıktan sonra. Ben kutluyorum, bugün de Trabzonspor kazandı. Şimdi Galatasaray'da Angel Di Maria, Paulo Dybala, Giovanni Simeone ismini ilk defa duyacaksınız belki. Rasim'cim ne olursun. Ertem Yusuf gaza getirdin beni, özür dilerim. Giovanni Simeone, Simeone'nin oğlu. Atletico Madrid teknik direktörünün oğlu. Yanis Hagi, Georgi Hagi'nin oğlu. Bakın, özellikle Giovanni Simeone ve yani Sadio ile ilgili olarak bakın Simeone ve Hagi ile ilgili olarak Sayın Erden Timur'un çok ciddi bir transfer girişiminde bulunduğu yönünde haydi haberler bakalım, geliyor. Haydi bakalım. Di Maria çok ciddi anlamda görüşmeler var ama ben Firmino'ya inanmıyorum. Sanchez'e inanmıyorum. Iñaki Peña'nın serbest kalma bedeli 400 milyon euro. Sadio Mane'ye. Mane İnanmak mümkün değil. Ya keşke olsa ya. Morelos'u bilmiyorum. Hakim Ziyech konusunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş da istekli. Ama Simeone, Hagi ve Di Maria ki burada bir isim daha olması lazımdı. Sergio Ramos. Onunla da ilgili olarak bazı gelişmeler var. Oğuz Altay, Oğuz abi söyledi. Firmino olabilir dedi. Ramos olabilir, Di Maria olabilir ama diğerlerinden haberim yok dedi. Dybala, Sanchez, Ziyech. Morelos, Mane ve Peña'yı bence unutun. Hakim Ziya o. Hakim Ziyaş gibi. Hagi ve Simeone konusunda birazdan geleceğim. Gelelim Fenerbahçe'ye. Gündemde olan isimler. Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe transfer gündeminde olan isimler. Roberto Firmino yine Fenerbahçeleri geçiyor ismi. Livakovic büyük kaleci. Livakovic ile Sinan abinin dediğine göre Fenerbahçe yönetimi her konuda anlaştı. Yani sen bu transferi ya çok büyük kaleci ya. Ya oğlum ya Rasim'cim. Korkuyor mu yok? Bitireyim. Firmino, Livakovic, Kent. Kent bu ay sonunda İstanbul'a gelecek diyorlar. Livakovic ile prensipte anlaşılmış. Wilfred Zaha kolu kırılmış galiba. Kolunda bir sıkıntı var ama Fenerbahçe ciddi anlamda görüşüyor. Renato Sanchez'i sanmıyorum. Mane'yi Fenerbahçe'yi de sanmıyorum. Morelos'u sanmıyorum. Yenepo, Musa Yenepo'yu bilmiyorum. Yeri Mina evet düşünülen isim. De Souza, Rodrigo De Souza görüşülüyor deniliyor. Muriç, Hakim Ziyech ya da Ziyaş neyse. Evet, Mehdi Taremi çok istiyor zaten Fenerbahçe futbolcu. Ama İranlı Mehdi evet, Taremi. Evet Taremi'yi çok istiyorlar. Taremi de Fenerbahçe'ye gelmek Ziya istiyor. Hakim Ziya faslı. Taremi, Mehdi Taremi İranlı Dünya Kupası'nda da seyrettik. Mehdi Taremi. Çok iyi futbolcu. Ama Divock Origi konusunda Fenerbahçe'nin çok ciddi sürpriz değil, çok ciddi bir görüşmesi varmış. Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş gündemde Yeri Mina, El Şaravay, Lingard, yine Hakim Ziyech, Amertey, Ekuban. Ekuban'ı Şenol Güneş ısrarla istiyor. Hani Muleka'nın gönderilip Ekuban'ın alacağı yönünde ciddi bir bilgi var. Ama Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a bakın lütfen menajer oyunlarına dikkat. Evet. Bazı isimler 3-4 tarafta bir menajer köpeği gazetecilere. Çok bak, güzel söyledin. Alnından öpüyorum. Menajer köpeği gazeteciler var. Köpek demeyelim ama ya. Ben diyordum ya, besleme desek. Hayır. Menajer besleme. Öyle de demeyelim hocam. Besleme. Neden biliyor musunuz? Ama sen söyle bir senin kim diyor. Hocam abi şundan dolayı söylüyorum. Menajer Ali Koç geldi. Ahmet Çakan oturduğu yerde bunu itiraf etti. Ama yani adam Ali Koç, Ali Başkan köpek demedi. Menajer gazeteciler bize bastırıyor. Yok hiçbir gazeteci arkadaşlarımıza menajer köpeği demeyelim ya. Gazeteci değil onlar zaten bence. Hayır arkadaşlar bunu alıyordur, bilmiyordur, heyecanla yazıyordur olabilir. Bana da bazen menajerler söylüyor. Şöyle olur, böyle olur diye. Menajer kedisi diyelim o zaman. Demeyelim hocam. İlla bir hayvan ismi mi söylememiz lazım peki ya? Peki menajer beslemesi desek? Yine demeyelim yine hocam. Besleme hayvan. Menajerlerin tuzaklarına düşmesinler diyelim arkadaşlarımıza. Fenerbahçe bunu almıyor mu? Niye almıyor? Bak zaten yönetimleri zor durumda bırakıyor bu isimler. Şimdi Abdülkerim abiye Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan ortak bir yorum rica edeceğim.
kimin daha çok transfere ihtiyacı var? Fenerbahçe'den Sinan abi, ha bu arada Zapata'yı yazmamışsınız arkadaşlar. Zapata'yla anlaşmış Fenerbahçe, bilmiyorum ben mi görmedim. Sinan abi diyor ki Zapata çok büyük bir aksilik olmazsa Fenerbahçe'de, Livakovic de aynı şekilde Fenerbahçe'de. Ya çok büyük kaleci Livakovic, çok tehlikeli. Nereden biliyorsunuz değil mi? Ya bakın. Şimdi bakın bunlar hep gazdır. Ben seyrettim hocam, yapma. Ben bunu söyledim, Fenerbahçeliler beni linç ediyor. Hocam dünya kupasında oynadı. Kardeşim, bakan Dinamo Zagreb'in kalecisi Fenerbahçe'de oynayabilecek bir kaleci ise çoktan İtalyan, İngiliz takımları. Hocam dünya kupasında Hırvatistan üçüncü yapan Livakovic'tir. Hocam bazen İtalyan takımları elindeki oyuncuyu alamıyor. Ya Türkiye'ye geliyor adam. Ya bu kadar basit. Anelka geldi be. Anelka geldi. Hocam Ribery diye bir oyuncuyu insanlar, Ribery diye bir o yıldız oyuncuyu Fransa'da kimse istemiyor. Galatasaray'a geliyor. Galatasaray'dan da dünya yıldızı olarak geliyor. Doğru. Adam. Zanıyor yani abi. Hocam bazen böyle oyuncular olur. Şimdi Livakovic deden dediği gibi Rasim'in. Dünya Kupası'nda seyrettiğimiz 3-4 tane maçı var. Büyük gol kaleci. En son onları da geçtim. En son bizim Hırvatistan'a Bursa'da yenildik daha bir. Aynen orada bir orada da seyrettim hocam. İyi kaleci adam belli. Ne? Hocam gelir buraya. Buraya ne kaleciler? Buraya ne kaleciler geldi mesela? Mustera nereden geldi? Hocam İtalya'dan geldi. Ama hocam Mustera daha hızlı ilerleyebilirdi. Geldi de yani niye mesela niye, orada niye kalmadı? Lazio'dan birileri Premier Lig'den bu abi, kadar büyük kaleci. Abi iyi bir örnek. Hocam Ali bazen, Dragon, bazen böyle olabilir. Yani bazen böyle olabilir. Onun için ben ona bakmıyorum. Hani o almadı da bu aldı. Ya, bazen Avrupalı oyuncu almaz. Sen alırsın, sen de dünya yıldızı olur. Canım, en güzel örneği de Frank Ribery. Ribery tabii. Ama Ribery aldığında sıfır aldı. E tamam işte. Yani no name aldı. Hocam, no name aldı. Tamam da onun iyi oyuncunu uyanamadılar mı şeyde? Fransa'da. İşte uyanamayabilirler. Ama Livakovic olsa iyi değil. Dünya Kupası finali oynamış çocuk. Hocam ama hocam Zoran Simovic'le Nottingham Forest'e gidecek. Bir iki oldu Galatasaray'a. Bir yandan diyorsun ki bunu diyorsun iyi olsa alırlardı. Bir yandan da diyorsun ki Dünya Kupası yarı finali oynamış kaleci diyorsun. Yani iyi olduğunu da söylüyorsun. Çok enteresan. Şimdi Livakovic iyi kaleci. Abi Hırvatistan'ın başka oynatabileceği kalecisi yoksa ne yapsın? Hocam, niye yoktur ya. Abi yoktur ne abi. Ne yapıyorsun sen ya? Hırvatistan futbolda bize 5 basar ya. Adamlar kaleci yok, bir şey ya. Yok diyorsun. Yapma gözünü seveyim. Bizde 3 kaleci varsa heriflerden 4 tane çıkar abi, hocam. Ya. Ya yok ya. Vallahi çıkar hocam ya. Yapma. Hırvatistan bu ya. Her sene ya final oynuyorlar ya yarı final oynuyorlar. Kesin ya. Adamlar enteresan yani. Her neyse şimdi Ertem senin efendim, can alıcı sorun şu. Hangisinin daha çok transfere ihtiyacı var? Bakın bir şey söyleyeyim. Çok açık ve net. İsimleri geçelim arkadaşlar. Şimdi evet. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ne hedefliyor? Eğer hedefleri Türkiye Ligi'nde ben şampiyon olmak istiyorum derse vallahi üçünün de büyük bir ihtiyacı yok. Bak açık net söylüyorum. Hiç gereksiz para harcamasınlar. Aynı kadrolarla sene oynarlar. Yine üçünden biri şampiyon olabilir. İşte Beşiktaş demiyor mu? Şenol Güneş de biz bu kadro. Şenol Güneş de başlasaydık uzak ara şampiyonluk diyor Beşiktaşlar. Demek ki Beşiktaş'ın şampiyon olacak bir kadrosu var Türkiye Ligi'nde, öyle değil mi? Bunu zaten söylemeyen yok. Zaten bak Beşiktaş'ın son 10 maçına 8 maçına vallahi 3 tane Galatasaray'a 4 tane Fenerbahçe'ye attılar. Adana Demirspor'a dün 4 tane attılar. Eğer hedefin Türkiye şampiyonluysa Galatasaray'ın da hiç ihtiyacı yok. Öyle değil mi seneye de? Galatasaray'ın bu kadrosu seneye de şampiyon olur. Ya ama işte bazen de olamazsın, ikinci olursun. Rakipler de öyle. Tabii. Fenerbahçe, burada Ahmet Çakar da, ben de, hatta başka programda bütün yorumcular ne diyor? Ya bu takım eliyle şampiyonluğunu verdi demiyor musunuz? Diyor. İki tane derbi rezaleti yaşıyorsun içeride. Efendim Ümraniye'ye 3-3, İstanbulspor'a 3-3 içeride. Giresun'a mağlup içeride. Giresun'a dışarıda. Yani sokağa attı Fenerbahçe. Demek ki kadrosuyla, bu kadrosuyla Fenerbahçe biraz akıllı olsa şampiyon olacaktı. Eğer Türkiye Ligi'nde ben şampiyon olacağım diyorsan vallahi bu kadrolarını korusunlar yeter. Yeterlidir yani şampiyon olmak için. Fenerbahçe'nin forvete ihtiyacı var. Bana göre golcüye. Taremi iyidir hocam, Taremi. Forvete ihtiyacın var diyorsun. Türkiye Ligi'nin bugün en çok gol atan takımı Fenerbahçe. Türkiye Ligi'nin en çok gol atan takımı Fenerbahçe. Hocam Fenerbahçe'nin alacaksa defans lazım çünkü kolay gol yiyor. 3 Ümraniye'den yiyor değil mi? 4 Karagümrük'ten yiyor maç. 5-4 bitiyor. 4 Beşiktaş'tan yiyor. Değil mi? 4 Beşiktaş'tan yiyor. 3 Galatasaray'dan yiyor. Yani anladın mı? 3 İstanbul'dan yiyor. 3 İstanbul'dan yiyor. Demek sorun başka yerde. Forvet'i de şu anda gol kralı. Liginde en çok gol atan takımı Fenerbahçe. Aynen ama... Şimdi sözün kısası şu. Eğer ben artık Türkiye'yi de aşacağım.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağım. Konferans Ligi'nde finale gideceğim. Evet, orada Şampiyonlar Ligi'nden elenirsem UEFA'ya dönerim. UEFA'da final oynarım tekrar geçmiş yıllar gibi derse Galatasaray'ın en az 4 tane 3 tane oyuncuya ihtiyacı var. Kesin. Bu sol beklerle falan filan hocam. Orta sahada o tempo iyi Icardi hocam ama Sergio Oliveira'lar. Icardi ve Torreira'yı da korumaya. 36-37 yaşında Mertens'lerle falan filan. Hani Türkiye'de iyi oynayan Raşikalar'la falan öyle büyük Avrupa'da hedefler zor olur. Onun için Galatasaray'ın eğer Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da tekrar şaşalı işler yapmak istiyorsa Galatasaray'ın ihtiyacı var. Keza Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın da ihtiyacı var. Eğer biz UEFA'da ya da Konferans Ligi'nde artık final oynayalım. Temmuz'un ilk haftasında başlıyoruz. Tamam. İşte o zaman Avrupa Kupaları hocam. Ama benim bir tek amacım var. Ben Türkiye şampiyonu olacağım dersen. Öyle bir dünya yok işte. Paralarım da böyle saçmaya gerek yok yani. Ben bu kadrolarla şampiyon olunur ya. Olunuyor işte. Olunur kardeş. Bravo. Muhteşem. Kötü bir şey söyleyeyim mi sana? Bundan sonra bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nin gruplarına kalma ihtimali %50'den düşük. Ya biz hala Fenerbahçe eksik diyoruz. Hala Ankara gücüne takılırsa son maç Fenerbahçe kazanırsa genelde Galatasaray şampiyon olabilir diyoruz. Bak iş nereye gelmiş? Bak iş nereye gelmiş? Aynen. Hani böyle 10 puan önde kopmamıştık yani. Yok bak çok enteresan. Ki skandal sporları var Fenerbahçe'nin. Ankara yani gücüne Fenerbahçe her sene kendi sahasındaki özellikle Kadıköy'deki derbileri 3-0, 4-2 falan kaybeder mi? Ankara gücüne Galatasaray yenilirse Fener... Bak buna rağmen eliyle attı diyoruz değil mi? Dışarı attı şampiyonluğu diyoruz. Dolayısıyla öyle büyük, ben büyük oyuncular alacağım ama Türkiye'de Türkiye'de bu kadrolarla şampiyonluğu oynarsın. %100. Şampiyon olursun ama ben artık Türkiye Ligi'nin dışında eski genetiğime döneceğim diyorsa Galatasaray transfere ihtiyacı var. Fenerbahçe ben bir UEFA o zaman gelince Sadio Mane'yi bile alacak. Konferans liginde finallere alamazsın falan geleceğim diyorsa Fenerbahçe'nin de çok oyuncuya ihtiyacı var. Beşiktaş'ın da öyle bir hedefi varsa Beşiktaş'ın da oyuncuya ihtiyacı abi var. Abi Rasim çok önemli bir şey söyleyeceğim Galatasaray'la ilgili. Dün eksik bir bilgi verdim. Fenerbahçe'nin soracağım sana. Eksik bir bilgi verdim. Inter'le ilgili bir gelişme var. Inter dedim yani Şampiyonlar Ligi şampiyon olursa ve ligi ilk 4 Ligi ilk 4 sırada bitirirse evet. Galatasaray ikinci ön elemeden başlayacak. Yani 3 ön eleme oynayacak. Bir tane spreye yapılmak üzere. İnter geriden geldiği için. Ama olmazsa işte Manchester City Şampiyonlar Ligi şampiyon olursa Galatasaray yine 3 ön eleme oynayacak. Şimdi Juventus'un puanı silindi galiba. 10 puanı. 10 puan evet. Şimdi Lazio'nun ilk Inter'in ilk 4'te olması kesinleşirse Şampiyonlar Ligi şampiyon olmasına gerek de yok. Aynen. Zaten Manchester City Şampiyonlar Ligi şampiyon olunca Galatasaray 3 ön eleme oynayacak. Şimdi bak hocam. 3 ön eleme. Juventus'un 10 puanı silinirse Napoli 86 puan. Şampiyon 2-3-4'e bakalım. Inter Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamadı. İlk 4'te duruyor. Ama zaten Manchester City Şampiyonlar Ligi şampiyon olursa Galatasaray 3 ön eleme oynayacak. Ben diyorum ki hatta son dakika diye de yazabilirsiniz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön elemeden gidecek. Tamam ama bak. Yani aslında sana bir şey söyleyeyim. 4 ön eleme değil 3 ön eleme. Gereksiz şey. Dahil. Niye? Evet. 3 ön eleme demek 3 tane takımı geçersen gruba kalıyorsun demek. 4 ön eleme demek çok mantıken 4 takımı geçiyorsan gruba kalıyor. Fakat burada bana göre 4. ön eleme hikaye. Aynen. Malta takımı. San Marino takımı. Son 2 ön eleme takımı. Hikaye. İçeride dışarıda yeneceğin takım. Üçüncü eleme de hikaye. Olmayabilir bak, üçüncü eleme. Üçüncü elemede kim gelir? Litvanya'nın Žalgiris Kaunas. Bodo Glimt mesela Norveç'te. Hayır. Bodo 2'de gelir. Bodo gerçi iyi. O da playoff'tan gelir. Bodo Glimt. Rosenborg. Belki Basel. Belki Rapid Wien. Veya kim? Salzburg mesela. Salzburg şeyde gelir. O tipte. Şampiyonlar direkt. Ya hayır. Salzburg bilmiyorum eminim. Ama şu var. Bana göre Galatasaray dikkat edeceği son maç. Kopenhagen. Ama son maç karşısında Bodo Glimt gelmeyecek. Slavia Prag zor belki gelecek. Newcastle United muhtemelen, gelecek. Muhtemelen 3-4 Baba Lig'in 3. takımı veya 4. takımı Milan gelecek. Mesela. Milan gelebilir. Newcastle kesin gidiyor. Direkt gidiyor özür tamam, dilerim. Tamam Milan gelebilir. İspanya'dan bir takım gelebilir. Almanya'dan 4. gelebilir. Ya İspanya'da mahalle takımı dedik Sevilla'ya, köy takımı dediler bu sene. 9. sıraya adam çıktılar, final oynuyor. Evet, ya, köy takımı dedik abi, büyük hani takımı zoruğu var. Bizim takımlarımız, büyük takımlarımız Avrupa'da bir şey yapacaksa bence çok transfere ihtiyacı var. Evet. Yani Sevilla şu kadrosuyla final oynuyor ya. Trabzon geçen senenin spektaküler takımı.
Trabzon süper takım geçen sene uzak ara şampiyon oldular. Kopenhag gibi. Aynen ya. O dakikada gelebilecek en güzel takıma. FC Kopenhag. Kopenhag diyorum ya. Kopenhag kim ya? Hocam diyorum ya, Avrupa'da bir hedef koyuyorsan 3 takımda transferi ihtiyacı var. Ya. Ve onları da bir muhafaza edeceksin. Ha. Bak Sezgin abi bir şey söyledi şimdi. Icardi, Kerem, Mertens, Rashica, Oliveira, Micho, Ankara Gücü maçında kart görmeleri halinde Fenerbahçe maçında forma giyemeyecekler. Bir daha söylüyorum. Icardi, Kerem, Mertens, Rashica, Oliveira, Micho. Bir kart görmeyecekler o zaman demek. Dikkatli oynayacaklar. Doğru mu? Evet. Abi şimdi işte çok tuhaf yani, ben vallahi billahi biz, yani insanlar nasıl bakıyorlar, nasıl ediyorlar. Ne hale geldik ya. Yani Origi'yle ilgili bilgi var mı? Ligi hatırlar mısınız? Heh. Salı günü bir maçımız çarşamba, onları tahmin ederdik. Salı bir gün çarşamba, yani çok uzak değil ya. Benim dönemimiz... en son en iyi hatırladığım Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Taliskalarla Maliskalarla ne yaptı ya gruptan? İlk turu, nasıl çıktı değil mi? Namalüp. Değil mi öyle bir Monaco'yu, şey? Monaco'da falan geldiler. Ya bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Arkadaşlar yalamalık gibi olmasın. Ne kaldı? Galatasaray 2000 yılında büyük başarı elde etmiş. Ya. Tabii ya. Bak elediği takımları hayal meyal hatırlıyor. 17 Mayıs. Borussia Dortmund. Roma. Hayır. Roma o zamanın değil, baba Real Mallorca. Bologna. Leeds United. Mallorca. Grupta kimle oynamış? Milan'ı yendi, 3. oldu. Şeydi o, evet. Yani Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde. 3-2. Milan'ı yendi. Son maç yenip UEFA'ya katılmak. Ümit Davala'nın penaltısıyla. Ümit Davala penaltıdan attı. UEFA'ya katıldı. Bologna. Borussia Dortmund, Real Mallorca, Leeds United. Mallorca, Arsenal. Mallorca, Leeds United, Arsenal. Hayır, Real Mallorca, Real Mallorca. Arada bir Dortmund var. Arsenal. Dortmund'dan önce şey. Ve düşün, o takımlar mesela Bologna şu anda o halinden daha aşağıda. Mallorca o halinden şu anda daha aşağıda. La Liga'da yok galiba Mallorca falan. Var La Liga'da ama aşağılarda. 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 Şimdi az önceki grafiği verir misiniz arkadaşlar? Belçika'da bir futbol federasyonunun başına bir hanımefendi geçmiş. Ne? Belçika Futbol Federasyonu'nun başına bir hanımefendi geçmiş. Bizlere MHK'nin başına geçti. Yani çok normal olabilir yani. Tamam da kadın yemediği hakaret kalmadı Türkiye'de. Aynen öyle. Kadına edilen sloganlar, küfürler Allah aşkına. Belçika'da bir kadına edilir mi öyle şey? Zannetmiyorum. Hayatta edilmez. Şimdi sevgili seyirciler, Juventus'un puan silme cezası almasının ardından Inter bir mucize olmazsa Serie A'yı ilk 4'te bitirecek. Inter Serie A'yı ilk 4'te bitirirse Şampiyonlar Ligi'ni Manchester City'de ya da Manchester City Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa Süper Lig şampiyonu Galatasaray bir önelim olacak. Yani eğer Galatasaray şampiyon olursa hep Galatasaray diyoruz. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni ikinci önelime diyoruz da şampiyon takımımız. Yani nasıl alıştıysak bak. Şu programların hepsini önümüze koyarlar biliyor musunuz son hafta? Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa şu altyazıların hepsini ben kendi kendimi de tekzip edeceğim. Ya yani. Bırak bu büyütme. Hepimiz gerek yok. Hayır hocam hayır. Kendime söylüyorum. Galatasaray'ı şampiyon olarak ilan et. Ne yapıyorsun? Yani ne yapıyorsun? İtiraf ettin. Öster Galatasaray şampiyonu itiraf ettin. Yani şu anda ama bak içimizde en koyu Abdülkerim abi. Abi yani adama federasyon başkanlığını versen yapmam diyor ya Fenerbahçe için. Yapmam, taraflı olurum diyor yani. Hayır, bu Abdülkerim abi bile diyor ki ben Galatasaray şampiyon diyor. Galatasaray şampiyon. Olmaz ki benden federasyon. Taş gibi olur. Ne diyordu Aziz Başkan? Ben olmam federasyon başkanı diyordu. Ben tarafım abi, nasıl olayım ya ben? Ben federasyon başkanı olsam 10 yıl Fenerbahçe üstte şampiyon olur. Olamaz, başaramaz. Olur, başarırım. Ben başarırım. Öyle bir başarırım ki aklın hayalin durur yani. O MHK başkanı gibi birini yaparım. O zaman ben de şu yorumu yapmak haklı kalırım. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptıracaklar. Tabii bir dakika o zaman, bir dakika. Durmaz sezonu. Hayır. Burada bağırır. Hayır. Durmaz sezonu. Bu sezon bir dakika. Bir dakika. Federasyon Başkanı Abdülkerim Durmaz. Sezonun adı Kerimcan Durmaz sezonu. Aman Allah'ım. Özür dilerim. Esprim işte. Tamam. Kötü esprim yaptım, özür dilerim. Millet. Özür dilerim. Yeğeni zannediyor. Ciddiye alıyor hocam ya. Şimdi sevgili seyirciler. Galatasaraylılara buradan söyleyelim o zaman. Daha doğrusu Fenerbahçe ile başlayayım, Galatasaray ile devam edeyim. Ne? Eğer Fenerbahçe şampiyonu... İşte Allah konuşturuyor. Fenerbahçe, Ali Sami Yen'e, Nefsit adına şartlar ne olursa olsun 5 yıldızlı formayla gidecekmiş hocam. Önümüzdeki sezon 5 yıldızlı formayla çıkacak ya. Tamam. Son maça Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formayla çıkacağı söyleniyor. Böyle bir iddia var. Ben sana bir şey söyleyeyim. Getirelim mi ekrana? Hayat stratejidir. Niye? Normal şartlar altında Galatasaray Ankara Gücü'nü yener, Fenerbahçe'de Antalya'yı yener
veya yenmez. Fark etmez. Galatasaray Ankara gücün yendiği an zaten salı gecesi o gün İstanbul sokaklarında millet Türkiye, şey yapacak. Türkiye'de sokaklarında. Türkiye sokaklarında millet bayraklarla haklı olarak dolaşacak. Pazar günü yani Galatasaray Fenerbahçe maçına Galatasaray şampiyon çıkıyor. Stat 50 bin full. Eş dost bizi arayacak. Bilet bulabilir. Bir şey yok biletten. O işlere girmem. Kimsenin de kulağını yalayacak hali yok bilet diye. Fakat o zaman Galatasaray şöyle bir makaramsı duyguya kapılacak. Diyecek biz şampiyon olduk. Aslında sıkmayacaktık ama biz Beşiktaşlı kardeşlerimizi daha çok sevdiğimiz için sizi yenelim ki Beşiktaş ikinci olsun paşayı başlayacak. Bak, çünkü niye? Bir nevi ikinci tur. Bir dakika. Bu Türkiye'de bulunan 25 milyon Galatasaraylı'ya soruyor. Şampiyon oldunuz. Zaten idmanlar falan kesilir. Pazar günü maça çıkıyorsunuz. Fenerbahçe'yi yenerseniz Beşiktaş ikinci olacak. Fenerbahçe ile berabere kalır veya Fenerbahçe'yi yenerse siz yine şampiyonsunuz ama Fener ikinci olacak. Hangisini ister? Hocam Zafer abi Zafer diyor ki Ahmet Hoca niye böyle konuşuyor? 143 Zafer. Zafer Çener 143 abi. Zafer. Senin ben ediyorum. Zafer. Raşit. Bundan sonra Zafer Bey'e o bir şakaydı. O bir tiyatroydu. Zafer abime çok selamlar. 3-4 sene önceki Zafer Bey bizden yaşça da büyüktür. Zafer Bey'cim niye nasıl konuşuyordu? Hocam Zafer Çener. Yani diyor ki Galatasaray öyle bir takım değil. Ne buna Beşiktaş'ın ihtiyacı var? Ne de Galatasaray. Ne de Galatasaray. Ahmet Çakar neden Zafer Çener'e yalakalık yapıyor? Öyle demez Sinan abi demez öyle ya. Terbiyeli. Sinan abim ellerinden öpüyorum. Seni çok özledik Sinan ya. Sinan demez ya yalancı. Hayır ya. Demez ya. Sinan abi öyle bir şey der mi ya? Sinan Engin teorik olarak Sinan abi kocaman. Sinan Engin fakirlerin dostu, zenginlerin düşmanıdır. Hayır öyle bir şey değildir. Tam fakirlerin de dostu, zenginlerin de dostu. İkisinin de dostu. Adam öyle dedi zaten. Hayır ikisinin de dostu ya. Kimseye düşman değildir Sinan abi. Fakirin de zenginlerin. Senden bir şey rica yapar mısın? Bundan sonra lütfen Zafer Şener Bey'e 1-4-3-143 ifadesini kullanmıyor. O bir şakaydı geçti. Hocam sen yaydın bunu. Bir dakika. Ahmet Çakar'ın eyyamına bakın. Şunu kim yaptı? Alo 143 Zafer Merkez. 1-2-1-2. Ağır yürü yürü. Ticari genç. Çoluğu çocuğu var. Torunu var. Kardeşim o bir şakaydı kaldı 5 sene önce de. Tamam, bu bitti. Alışkanlık haline gelme beni. Abdülkerim abi. Sizde uygun 5 yıl. Şey değil ya. Ya bu espride bir şey var mı? Abi? Hakaret yok bunda o kadar. Ne istiyor? Hiç yok. Sevmiyor ama. Çocuklar istemiyormuş. Tamam yapmasınlar da. Ya Ertem. Hocam. O da bana Zafer Bey de bütün tweetlerinde bikinili Ahmet diyor. Ben sizinle ne olayım? Bravo bravo. Burada Ahmet Çakar'ın yanındayım. Bu daha hakaret. Tabii. Bu daha Ahmet Hoca'nın daha bikinili Ahmet. Yok mu ya? Arkadaşlar hepimiz tüm siyasetçiler, tüm sanatçılar, topluma malum tüm insanlar olmalıyız. Gerçeklerle yüzleşmeye hazır olmalı. Abdülkerim abi size bir mesajı var Zafer abinin. Antalyaspor'un Antalyaspor'un küme düşme durumu Ankara gücünden daha fazla diyor. Öyle mi? Evet, tamam. Nasıl hesap çıktı? Olabilir ha. Ya, diyor. Zafer abi çok saygılar, selamlar. Şimdi, 143 diyor ki... Ya 143 değil mi abicim adamın adı ya? Siyasetin şampiyonu, 30 Mayıs'ta futbolun şampiyonu belli olacak diyor. Doğru ama... Tamam burada yaptığım Galatasaraylılar kızıyor bana ama... Ya o 4 Haziran maçı da böyle bir formalite olmayıversin ya hocam ya. Ne bileyim şimdi, ya. Şimdi Rasim... Galatasaray formalite mi olsun ya? Yani? Fenerbahçe 5 yıldızı formayla çıkabilir. Bunu söyleyelim ama evet. Bu arada Sertaç Komsoğlu'nun amcası diye duydum. Amcasının oğlu mu? Amcası mı diye duydum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin. Tweet dağıtmış. Çok değer verdiğim, çok kıymetli bir isim. Akın amcamızı, Akın Komsoğlu'nu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun amin, demiş. Amin. Çok saygılar, selamlar Sertaç Bey'e. Allah rahmet eylesin. Acınızı paylaşıyoruz. Ya Slowkas. Evet, sen bunu yaparsan Allah da senin karşına çıkartır işte. Ne güzel attı Real Madrid. Nasıl aldı bak. Alma. Mazlumun ağrı. Slowkas hocam orada o sayı sayı değildi biliyorsun. Evet. Steps yaptı. Steps. Sertaç ya. Abiyi görünce steps bir anda. Steps yaptı. Doğru. Evet Slowkas. Dün ne yaptı? Neydi o çocuğun adı? Tecrübeli Real Madrid'de yapışıklı olan. Şey. Sergio Lul. 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 2.15'lik o yarmanın üzerinden attı ya. Dünyanın en zor. 2.15 o. Olympiakos nasıl atamadı son saniye? Mustafa nasıl atamadı ne güzel oldu ama. He? Böyle kaldılar hocam. Atamazlar ama. Ben bu arada Olympiakos'ta yarmanı değil. Ben Fenerbahçe'yi tuttuğum için orada. Potaya arkan dönük aldın. Saniyen çok az. Sallama yaptın. Atamaz yani. Her hocam zaman atamaz. Atamaz diyorsun. İkilik atıyor. Hem de rahattı. Ama Fenerbahçe burada attığı üçlük
neredeyse 25 metre önünde adam var, üstünden attı, o topun da gireceği var. O da Sefsar mıydı? O da fena. Sefsar. Ben basketten anlamam ama bütün ben de anlamam. Bütün basketbol otoriteleri Sefsar diyor. Steps dedi. Ya basketten anlıyorum. Ergin ne diyor Ergin Ataman? Ben kaçırıyorum. Sor Ergin Ataman'a. Sefsar mıymış? Fenerbahçe'ye attı. Oğuz abi. Oğuz abi diyor ki, Oğuz Altay abi diyor ki hepinizi Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına bekliyoruz. Sürprizimiz var diyor. Abdülkerim abi saygılarını, selamlarını gönderiyor. Çok seviyorum onu diyor. Nerede kutlamalar? Oğuz Altay biliyorsunuz bizim ekibimizde ve YouTube'larda acayip güzel şeyler. Kutlamalar nerede? Nerede? Kutlamalar. Hocam Nevsa'da bak biz cumartesi günü Sinan abiyle vermiştik. Galatasaray şampiyonluk tarihinin dünya futbolunda en önemli işlerinden birisini yapacak diye duydum. Lütfen yalanlasın Galatasaray. Çünkü hayır. Şöyle. Ya bir kendine güveniyorsunuz ya arkadaşlar. Bana mı diyorsun bunu? Hayır, hocam? Rasime diyorum. Benim yine, hocam kendime güvenim olsun. Hocam bunu haber yapamıyor hayır, Galatasaray muhabirleri. Lütfen beni yalanlayın diyorsun ya. Bak Abdülkerim abi. Galatasaray şampiyon olursa Estudiantes'in yaptığını bak stat açılışı galiba. Bak hologram. Sesi açalım. Hologram olacak. Allah Allah şuna bak. Bak. Aslan hologramı İnsanlar dünya futbol Allah. Tarihinde bir ilk olacak. Galatasaray şampiyon olursa bu koordinasyonu kim yapacak orada bilmiyorum ama Nef Stadı'nın tepesinde böyle bir aslan gezecek. Bravo. Hani hep kafesli aslan getirecek diyorlar ya, hayır bu olacakmış. Yani habercilik adına kusura bakmayın veriyorum ama çok saklıyormuş Galatasaray yönetimi. Ne? Ama bu da hocam sürpriz yapacaklardı. Bak, şey söyleyeyim sana. Bu olacak şey, deniliyor. Şöyle der misiniz? Bu bak hocam sahaya inecek. Bak bu Arjantin'de yapılmış mı? Estudiantes. Bir dakika. Bu boyutlarda. Yapılmış aynı mı? Boyutlarda hocam. Böyle bak 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 bak. Sahaya böyle atlayacak. Böyle atlayacak hocam hologram. Tamam. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Bu bir sanat değildir ama. Hologram. Sanat değildir ama. Gösteri gösteri gösteri. Galatasaray tarihinde Kopenhag zaferinden sonraki en önemli futbol dışı aksiyondur. Yanlış mı söylüyorum? Evet. He? Evet. Muhteşem hocam baksana. Ama şu hocam bak, bak bu iş elde de patlar. O anda aslan mesela miyav deyiverir. Anladın mı hologramda? Yanlış bir şey yapmasın. Yalnız ben tek bir şey istiyorum. Aslan aşağı atlarken ters belendi. Ben atlar. O hologramdan tek bir şey istiyorum. Allah Allah. Rica ediyorum lütfen dostluk adına aslanın ağzına kanarya vermeyin. Aslanın ağzına kartal vermeyin. Niye? Öyle bir şey yok ki kardeşim. Vermeye yok. Kalkarlar Oğuz Altay yapar bir şeyler. Aslanın ağzına böyle kanarya yiyormuş gibi. Yok yok. Artık hayır. Biz gerilim bak, istemiyoruz. Bak bak güzelliğe bak. Futbol. Bir şey söyleyeceğim. Allah cezalı sen bir istihbarat elemanısın. Vermeyin derken aslında var ya. Vermeyin demek istiyor. Sen var ya. Vermeyin. 2023 yılındaki taktikler. Bak bu ne demek biliyor musun? Kanaryayı vermeyin aslında. Aşkın olayım şarkısını hazırlayın arkadaşlar. Düşürmek diye bir deyim vardır. Hayda. Bu tuhaf bir deyimdir. Yani beyefendi bir hologramı vermeyin derken aslında verin diyor. Ağzına kanarya vermesin hocam. Şimdi şarkı da şu olacakmış. Hani benim çaldığım var ya, hani benim gençliğimlerde diyecektim. Hani benim gençliğimlerde. Şey, o hayır bak, çalacağım. Hayır bak, Galatasaray şimdi arkadaşlar içeriden çok zor olabilir. Bak, şu müzikle olacak. Galatasaray marş, ben marşa kadar öğrendim. Şu marş olacak deniliyor. O değil. Galatasaray. Hangisini? Hangisini? Hayır değil. Aşkın olayım değil. Değil abi. Aşkın olayımla değil. Oo simgeyi görüyorum ben. Ya simge değil be abicim. Simge değil abicim. Bir dur. Yalnız yaşına göre bayağı iyi o simge. Yaşı kaç? Tövbe estağfurullah. 50 bile mi? 50'liymiş. 50 var o. Ne demek yaşına göre iyi? Ya, benim yaşım hayır ya 50 ya. Ya öyle bir şey dedim yaşına göre iyi. Annemin sınıf arkadaşıydı o kız ya aslında. Icardi bir paylaşım yapmış o Icardi Simge Hanım'la ilgili olarak bir kritik mi? Tabii sen de Simge konserine gitmişsin en önden izlemişsin doğru. Kritik mi çok mu kritik? Ne? Hocam Ertem Simge konserlerinden uzak gitmiyor. Ha, nerede konserler Ertem orada ben şikayetçiyim. Ne oldu Ertem neyi bekliyorsun? Simgeci Ertem! Ya ne Simgeci Ertem benim simgem bimgem yok. Ben simgeci değilim. Ne yapıyorum? Söylesene şu an. Hocam söylüyorum. Şimdi geliyor. Bir görüntüyü hazırlıyorlar da bir görüntü var. Ben onu... bir selamlarım var onlara da çıkartayım. Hocam salonları, ay salon diyorum. Selamları vereceğiz. Rasim kardeşim beni tribüncü sanıyor. 10 yıl oldu ben gazeteci ve yorumcuyum. Kim? O konu benden ayrı kim? Diyor Oğuz abi. Hayır abi tribüncü zannetmiyorum. Şey Oğuz abi. Ayrı hayır tribüncü zannetmiyorum. Oğuz aynı zamanda Galatasaray'da bir organizasyon olarak da gayet başarılı bir insandır. Bu arada bakayım hocam.
2007-2008 yılında şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı Ali Sami Aslan'da canlı aslan getirme fikri yönetici Yiğit Şardan Bey'den çıkmış. Ya getirdiler aslan. Kamyonetin arkasında ya. Aslan kaşektik bir aslan. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat bu düşüncenin 92-93 sezonundan beri akıllarında olduğunu söylemişti. Yönetim kurulu toplantısında bu düşünceyi Yiğit Şardan dile getirdi ve uygun bulduk dedi. Ali Sami Aslan'ın da şampiyonluk kutlamalarında büyük ilgi gören ve kamyonetin arkasında kafesinde tur attırılan aslan Ankara'daki bir hayvanat bahçesinden getirdi. Hayvan bayağı bir sıkıntıya girmiş ama o şeyde burada. Ben izledim burada. Onu ya. Burada bak bayağı bir sıkıntıya girmiş. Bu tehlikeli. Abi tehlikeli canlı, bir de doğru canlı bir şey aslan falan getirilmemesi şu lazım. Şu an bir söyleyeyim. De bu o zaman neyse ama şu an hayvan. Abi bak Allah korusun kafes devrilir. Tabii, zaten. O akşam canlı aslan ikardı biliyorsunuz. Aa ikardı. Aslan getirmenize gerek yok. Canlı aslan ikardı. İkardı ve simge. Ya simgeyi nereden çıkartıyorsun? Yok. Deme şöyle şeyleri ya. Simgeyi bulaştırma böyle şeyleri. Ya o da bir Galatasaray sembolü haline geldi. Hazır mı Canlar? Hocam sen selamını okuyana kadar Icardi ile ilgili bir haberimiz var. Peki. Ercan Simge Fıstık olmuş Sözcü TV'de geldi. Hocam? O da iyi. Yani. O da başarılı. Icardi ile ilgili haber gelecek. Bu arada bizim cumartesi, pazartesi programımız yok. Seçimler sebebiyle. Seçim sonuçları önümüzdeki hafta ülkemize Türkiye Cumhuriyeti'ne. 28 Mayıs'a hayırlı uğurlu olsun. Lütfen buradan tek ricam şu. Çok çok rica ediyorum. Oylarınızı kullanın. Sosyal medyada bir saçmalık dönüyor. Bunu görüyorum. İşte yok Tayyip Bey'e oy atanlar, işte Cumhur İttifakı'na oy atanlar atmayın. Nasıl olsa kazandınız. Böyle bir şey yapmayın. Boşuna kullanıyorsunuz. Canım, bu tip bakın provokatif eylemler var sakın. Herkes oyunu yeniden kullanacak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Maç 0-0. Hangi partiye verirseniz verin. Maç 0-0. Yeniden başlıyor. Oynanmamış gibi kabul edin ama vatandaş olarak her birey lütfen çok rica ediyorum oylarınızı kullanın. Ama herkes kullanacak. Yani, favori var Galatasaray şampiyonu. Oylarınızı kullanın lütfen. Şimdi hoca selamlarını okuyor. Efendim bir de... başlayabilir miyim? Hocam buyurun. TikTok. Şey gelmiyor mu görüntü? Ertem o zaman önümüzdeki hafta 30 Mayıs'ta hocam Sezgin abiden yine Galatasaray'la ilgili bir sıcak gelişme. Evet. Galatasaray derbide penaltı kazanırsa. Bu doğru. Birinci ağızdan gelen bir habermiş. Taraftarlar Muslera'nın atması için tezahürat yapıp baskı kuracak diyorlar. Olabilir. Evet. Icardi gelmiş hocam. Özür dilerim. Ne diyor? Şarkıyı verin önce. Rasim Simge. Sakin olmanı. Simge deme. Simge Hanım. İyi bir şarkıcı. Tamam. Şarkıcı Simge Hanım. Şarkı Simge. Tamam sen öyle de. Konserine gittin ama sen. Simge abla. Simge abla. Ne diyor arkadaşlar? Ben, hocam. Ben okuyamıyorum. Üzgünüm. Senin gibi değilim ama Galatasaray taraftarları için denedim. Kıskanıyorsun Icardi'yi. Niye? Simge'ye olan o yakınlığı yüzünden. Yapma evet. Şöyle yapma. Aynen ya, yapma girme bu işlere be terbiyesiz. Icardi'ye düşman Ertem. Kıskanç Ertem. Kıskan. Kıskanç Ertem. Ben niye kıskanayım ya? Allah sahibine bağışlasın bana ne? Bir şey söyleyeceğim ikisini de. Ama Icardi de Simge'nin meşhur olmasına büyük etki oldu. Ben hep dedim Icardi. Simge abla deme dedim ona. Abla değil hocam kızıyor kızıyor 41-40 ama güzel şey 40 gösterdi. Hocam bana niye öyle bakıyorsun benim öyle yok öyle bir şey ya. Ben sana baktım falan yok. Simge fıstık oldu bakıyor musun? Hadi iyi akşamlar ben kaçıyorum. Abdülkerim abi Galatasaray şampiyon olursa Icardi şampiyonluk podyumuna. Şampiyonluk podyumuna bu şarkıyla çıkacakmış haberin olsun. Vallahi helal olsun abi. Sen de var ya masum masum durup bütün Alevi sen de asılsın ya. Şöter artık yani. Ama şarkıyı verdim Abdülkerim abi haber bu. Simge. Hayırdır oğlum? Abi abi sen tanıyor muydun? Tanıyor muydun Simge'yi? Tamam adamım bak yanında sağında oturan adama bak. Zaten böyle anlar için yaşıyor. Peki sen tanıyor muydun? Hatta ben de topa dalayım diye oturan bir adam var. Abi sen tanıyor muydun bu olaydan önce Simge? Ben tanımam kız. Ben tanımıyorum valla. Ben tanımıyorum. Annemin sınıf arkadaşı diyorum. Lan genç falan değil o kız. En az 55-60 var. Ya, ya ben bu tip müzik falan dinlemiyorum zaten. Ben de dinlemiyorum. Evet Ertem Bey müsaadenizle. Bu şarkı çaldığında benim aklıma Icardi geliyor artık diyormuş Simge'de. Onu bilelim Simge Hanım. Hem aklında Icardi var. Yok bunun aklında var. Birkaç gün önce yapmış açıklamayı. Bu şarkı benim iyi artık olmuyormuş. Bunun arası bir aşk var mı? Yok yok be abicim olur mu? Simge Hanım'ın da yok. Icardi'nin aşı var, dedim, çocuğu var. Icardi, hocam oğlum, buyurun. Abla deme. Dedim. Var var bir aşk efendim, kokusu. Aşk kokusu var. Havada aşk kokusu var. İçimde dört. Kimin de buldun bu şarkıyı ya? Oğlum bak sen var ya. Türk televizyon tarihinde hiçbir anne... Rasim Ozan Kütahyalı gibi bir evlat dünyaya getirmedi. Nasıl öncelikle yani? Hanımefendiyi kutluyorum. Böyle bir gen yapısı, böyle bir kromozom birleşmeleri. Babanızın adı Ceyhun Bey'di. Annemizin adı Şerife. Ceyhun Bey'le Şerife Hanım'ın kromozomları
öyle bir yerde, öyle bir şekilde kesişmiş bir şey yapmış hocam. Ki bu çıkmış. Sen evlatlık da o, evlatlık da olabilirsin. Eyvah, çok güzel. Ben çünkü babanla... Muhtemelen sen geç doğmuşsun. Forceps. Gel. Üç memeli abi. Anormallikten başlıyor. Hocam ben filmin galasında bizim, biliyorsun değil mi? Babamı çok sevdi, babamı çok sevdi. Babamın Şeyhun Bey. Şeyhun Bey'le tanıştım ben babasıyla. Yemin ediyorum babasıyla annesiyle tanıştım Rasim'in. Rasim'in evlatlık olma ihtimali var. Hayır, benziyor. Annesine benziyor. Hocam. Yani... Hani bana komdan sevgili hani bana, Osman. Hani bana, hani bana. Konuyla uygun. Hani bana, hani bana demiş. Bir demiş, bu tutmuş. Bu pişirmiş. Bu yemiş. Çok büyük. Ertem de hani bana, hani bana demiş. Gözler. Kendi ağzıyla itiraf etti. Hayır. İkrarını hani bana, tutmuş. Hani bana kovma. Doğru ya pişirmiş. Saçmalama. Ertem. Hani bana demiş. Sevgili Rasim Ozan'a, sevgili Abdülkerim abime, sevgili Ahmet hocama teşekkür ederim. Aynen. Senin abimin eksikliğini yine bu gece fazlasıyla hissettik. Senin abim. En derin duygularımla söylüyorum bunu. En kalbi duygularımla söylüyorum. Kendisini çok seviyoruz. Çok ya. Senin abi. Senin abi canımızdır. Seçimden sonra salı günü programda yanımızda olacak. Sağ olsun, var olsun, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Bu stüdyonun, bu programın gerçek sahibidir kendisi. Tabii Sinan ki. Abi kraldır, varsa varız. Kral, Sinan kral. Abi yoksa yokuz. O olmadığı zaman aslında burada yokuz. Onu da söyleyelim. Aynen, sizleri aynen, çok aynen. seviyoruz. Rasim'i hiç sevmiyorum. Onu söyleyeyim. Ama Simge Hanım'ı seviyorsun. Sevgili seyirciler, iyi geceler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşk kokusu var.